Evliya Çelebi diyor ki, bu havası gayet latiftir, buraları Hazreti Süleyman ve Belkıs'ın gülistan yeriydi derler. İşte Türkiye'nin cennet köşelerinden biri daha. Şirin evleri, nefis plajı ve sakin deniziyle eşi bulunmaz bir sayfiye yeri olan güzel Erdek. Balıkesir ilinin bir kazası olan Erdek'in kapısı Bandırma'dır. Bandırma Erdek arasında yolculuk 45 dakika sürer ve her zaman otobüsle dolmuş bulunabilir. Erdek Turizm Cemiyeti'nde buraya gelen yerli ve yabancı turistlere kamp yerleri hakkında bilgi verilmekte ve rahatlarının temin edilebilmesi için her türlü yardım ve kolaylık gösterilmektedir. Modern turizm anlayışını benimsemiş olan Erdek'te temiz ve konforlu otellerin yanı sıra bir sayfiye yeri olarak gördüğü rağbet üzerine yerli aileler de gelen turistleri ağırlayabilmek için evlerinin bir veya iki odasını pansiyon şeklinde kiraya vermektedirler. Yugoslavya'nın Dalmaçya'sı, İtalya'nın Riviera'sı ve İspanya'nın Costa Brava'sı ile boy ölçüşebilecek bir güzelliğe sahip olan Marmara'nın incisi Erdek sahilleri kendisine her geçen yıl bir kat daha fazla turist çekmektedir. Erdek'in kilometrelerce uzayan plajı bütün bir senenin yorgunluğunu çıkartabileceğiniz, tatilinizi tabiatın bütün güzelliklerinden istifade ederek en iyi şekilde kıymetlendireceğiniz bir yerdir. Erdek'te su sporlarının her çeşidi tatbik edilmektedir. Yüzme ve yelken yarışları, su kayağı, deniz motoru. Eğlence ve rahatına düşkün en müşkül pesen turistleri dahi memnun edebilmek için bütün imkanlar temin edilmiştir. Sıcak kumlar ve güzel bir deniz banyosundan sonra şu serin duşun altına siz de girmek istemez miydiniz? Erdek otellerinin temiz lokantaları, nefis yemekleri ve Marmara'nın en lezzetli balık çeşitleriyle her zaman için emrinizdedir. 1958 senesinden beri yapılmakta olan Erdek şenliklerine Ankara Üniversiteliler Derneği, gene Ankara'dan bir oda orkestrası ve mahalli tiyatro grupları iştirak etmektedirler. Her yıl tekrarlanan bu şenlikler Erdek'e gelen ziyaretçiler tarafından büyük bir alakayla takip edilir. Erdek'e o kadar çok yerli ve yabancı turist gelmektedir ki otellerde yer temini için evvelden müracaat edilmesi icap eder. Fakat pansiyonlarda kalanlar dahi şehir içindeki ve sahildeki lokantalardan istifade edebilirler. Her türlü tabiat güzelliklerinin bir araya gelmiş olduğu Erdek'te gün batarken, körfezi çevreleyen dağlarda ve denizin derin maviliklerinde meydana gelen renk cümbüşü bir anda bütün yorgunlukları çıkarmaya kafi gelir. Erdek'in meşhur mehtabı ise şair olmayanlara dahi ilham verebilecek bir güzelliktedir. Türkiye'nin en güneybatı ili olan Muğla'nın Köyceğiz kazası, il merkezine dağlarda yemyeşil ormanlar arasından geçen şairane bir şoseyle bağlanmıştır. Memleketimizin gelecekteki turistik merkezlerinden biri olmağı namzet Köyceğiz'de milletler arası bir talebe kampı kurulmuştur. Ağla mevkiinde kurulan ve bir ay devam eden bu çadırlı kampa 12 millete mensup 60 kadar talebe iştirak etmişler ve bu zaman zarfında el birliğiyle köy kalkınmasına yardımcı olmuşlardır. Bu arada başlanılan cami inşaatı da devam etmektedir. İl merkezinden yapılan maddi yardımlar, misafir talebelerin işlerini bir hayli kolaylaştırmıştır. Sayısız derelerin sularını boşalttığı ve yeşil ormanlarla kaplı yüksek dağların çevrelediği Köyceğiz Gölü, İskandinavya fiyorlarını aratmayacak bir güzelliktedir. Dünyanın ancak mahdut bölgelerinde yetişen günlük ağacı, Köyceğiz'e ayrı bir özellik kazandırır. Bu ağaçlardan çıkarılan çok kıymetli sığla yağı, yabancı memleketler tarafından parfüm imalinde kullanılmak üzere ısrarla aranmaktadır. Eski adı Kavmus olan Köyceğiz, M.Ö. 4. asırdan itibaren Karya Devleti'nin mühim şehirlerinden biri olmuştur. Bugün hala her biri ayrı birer sanat şaheseri olarak kabul edilen kayalar içine oyulmuş taş mezarları, klasik tiyatro ve agorası ve orta çağlardan kalma diğer eserleriyle Köyceğiz, memleketimizin büyük tarihi kıymete sahip köşelerinden biridir. 53 kilometre karelik bir sahayı kaplayan Köyceğiz Gölü, 16 kilometre uzunluğunda tabii bir kanalla Akdeniz'e bağlanır. Burada modern usullerle yapılan balıkçılık oldukça ilerlemiştir. Ve bütün balık avı meraklılarını her bakımdan tatmin edebilecek kadar zengin balık yuvaları mevcuttur.
ağlarla yakalanan kefal balıklarından Türkiye'nin en nefis siyah ve beyaz havyarları temin edilmekte ve yurt dışına da sevk edilerek memleketimize döviz sağlanmaktadır. Tabiat, zenginlik bakımından Köyceğiz'den hiçbir lütfunu esirgememiştir. Bu verimli topraklarda bol miktarda narinciye, muz, hububatın her nevi ve bilhassa pamuk yetiştirilmektedir. Köyceğiz'in Akdeniz sahillerinde bir tabiat harikası meydana gelmiştir diyebiliriz. Bu gördüğünüz güzel kumsal, Köyceğiz Gölü ile Akdeniz arasında her ikisini birbirinden ayıran bir duvar şeklinde uzanmaktadır. Bu tabii duvarın bir yanı tatlı su, diğer yanı ise tuzlu sudur. Köyceğiz plajlarında güneşin, denizin ve tabiatın bütün zevkini çıkartarak güzel bir tatil geçirebilirsiniz.